ben herkese. Bugün kamera oğlum da. Bana hep soruyorlar, her gün köyde ne yapıyorsun, canın sıkılmıyor mu diye. Bugün hep beraber izleyelim bakalım ben köyde neler yapıyorum. Süt kovamı aldım, ahıra doğru gidiyorum. Birkaç gündür hava yağmurlu olduğu için ahırlarında kalıyorlar. Günaydın beyler. Tulum batan kapının önüne yaktığı için açamıyorum. Yani her sabah ilk önce ahırların kapısını açıyoruz havalansın diye. Zaten sadece kadayıfı sağıyorum. Baklavayı emiyorlar çünkü. Biliyorsunuz iki tane sağılan ineğimiz var. O yüzden sadece kadayıfı sağmayı tercih ediyoruz. Çünkü birazdan yavrular emecek onu. Dur kızım. Biraz ileri çıksan da ben sıkışmayacağım buraya. Yerlerini veriyoruz. Yoksa biraz sağmakta zorlanıyoruz o zaman. İşlemi bitti. Sütümüzü boşaltıyoruz. Sadece kadayıftan sağdığımız süt. Şimdi ahırda makineyi yıkayacağım tekrar. Haftada bir güzel deterjanlı sularla yıkıyoruz makinemizi. Ben daha yeni yıkadığım için şu anda sadece normal yıkama yaptım. Böyle 7 litre kadar sanıyorum sütümüz çıktı. Biraz sarıya yakın bizim sütümüz. Çünkü yağlı kadayıfın sütü. Ben sütleri boşaltırken Muhammed danaları salmaya başlamış. Bu arada sütleri yerine koydum. Çünkü biz perşembeleri Karabük'e gidiyoruz. O yüzden ben salı çarşamba yoğurt yapıyorum. Bugün sütü değerlendiremedim yani. Yerine koymak zorunda kaldım. Dondurucuya koyuyoruz haftada bir gittiğimiz için. Müşterimiz de razı zaten. Donmuş süt kabul ediyorlar. Kabul etmeyen de var tabii. Taze süt isteyen ama tabii yetiştiremiyoruz taze süt. Tekrar ekmek de verildi. Onlara şey almana gerek yok. İneklerin yerini açma oğlum. Yok açmam oğlum. Hadi oğlum çık işimiz var daha hadi. Çıkar.
sonra yıkayayım ben makineyi. Tamam, bunlar kalsın. Yıkıyoruz makineyi. Salından sonra da baklava hanım boş duruyor. Haydi kızım içeri. Gel, gel oğlum gel. Gel oğlum gel hadi gel. Acıkmadın galiba. Dışarıda yapsaydın yakısı. Üstü olanla bakışmalar. Oğlum sen dövüşmeye mi başladın? Biz seni hep sakin görmeye alışkındık. Hayırdır tulumba? Hayırdır? Beni kovalıyordu az önce. Sevelim mi oğlum? Hadi sevelim bakalım. Hadi sevelim bakalım. Doğru. Sevdiye yapmış ama ben korkuyorum. Ben yanlış anlıyorum. Sipa olanla moka sisiyor. Evet. Var mı? Sen de bir sev diyorsun. Gel, gel hadi sevelim seni de. Anlamıyorum ki ben sizin dilinizden. Ne demek istiyorsun? Sen onu nasıl seversin diyor Muhammed. Doydunuz mu oğlum siz? Diğerleri dışarı çıksın, ondan sonra bahçeye salıyoruz. Yoksa annelerin arkasından gitmek istiyorlar onlar da. Eşim onlara ince saman veriyor. O kadar çok seviyorlar ki. Bir taraftan da otluyorlar tabii. Yem de yemeye devam ediyorlar. Aynı zamanda emmeye de devam ediyorlar. Hala bıraktırmadık biz. O yüzden beslenmeleri gayet güzel gidiyor. Pencereden mi bakacaksın? Benim ahırdaki işim bitti. Ben şimdi eve geçeceğim. Üzerimi değiştirip kahvaltı hazırlayacağım. Geri kalan işleri ben kahvaltı hazırlayana kadar ince temizliği de onlar yapacak. Tabii biz temizlemeye çalıştık az önce ama ahır dolu olduğu zaman tabii temizliği de zor oluyor. Hayvanları çıkardıktan sonra daha kolay yapılıyor temizliği. O eşimle oğluma kaldı artık. Onlar devam edecekler. Haydi bakalım siz de çıkın ben ondan sonra gideyim. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Danone efendi gel buraya. Hadi kızım çık. Gel gidiyoruz hadi gel beraber çıkalım gel. Ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Çağırırım sizi birazdan. Tamam. Tamam. Tamam olur. Kahvaltımızı yaptık. Onun öncesinde zaten hayvanları göndermiştik. Günlük işlerimi de hallettim ben evde çıkmadan önce. Şimdi benim sorumluluğumda olan bir bahçem var. Oraya gidiyorum. Ben yine elime bir kova aldım. Belki olur ya kabaklardan ya da diğer olan şeylerden. Olduysa toplarım. Şimdi gidelim bahçeme. Gelecek misin sen de bahçeye? Hadi gel. Hadi gel gidelim beraber gel. Muhammed gel bak biberleri gösterelim.
kedi izin vermiyor değil mi? Normalde ben hiç biber yetiştiremezdim. Bu sene çok gayret ettim. Allah da gayretimi boşa çıkarmadı. Dolma biberim bile oluyor. Şurada da bak başka biberlerimiz var. Böyle çeşit çeşit. Bu çiçeklik de bana teyzemin hediyesi. Böyle bahçede güzel hoş bir görüntü oldu. Çok severek kullanıyorum. Teyzemden hatıra çiçekliği. Bu sene fasulyelerimizi dana burnu kesmedi ama çok verimli olmadı nedense. Beceremedim galiba. Böyle mısırlarımız koza olmaya başladı. Diğer şeyleri de göstereceğim size. Buralar hep böyle mısır. Burası kabak bahçem. Kabaklardan da tüketmeye başladık artık. Bu sene en çok domates ektim. Meğer onlardan da çoğu çeri domatesiymiş. Nasip artık ama onlar da çok güzel oldu. Bunları görmek beni çok mutlu ediyor. Bu da köy domatesi diye ekmiştim. Biz buralarda maniye deriz buna. Yani Safranbolu, Karabük yöresinde. Her yerde mi öyle onu da bilmiyorum. Belki de genel ismi maniyedir. Süt oğlanın ay çekirdeklerimden bazılarını yemesinden sonra kuşlar da zarar vermesin diye ay çekirdeklerine böyle tül torbalar diktim. 15 tane falan diktim ama yeterli olmadı. Yine bayağı varmış, hepsini yiyememiş süt oğlan. Buradakiler de bamyalarımız. Bamyalar yeni yeni olmaya başladı. Her gün bir iki tane topluyorum ama henüz bir yemeklik olmadı. Akşamları alıyorum. Hatta bir tane şurada gördüm. Akşama geleceğim seni almaya. Birkaç tane daha çıkar tabii ki. Yakında bir tencere bamya yemeği pişiririm inşallah. Boşuna kovayla gelmişim. Toplanacak kadar bir şeyim yokmuş. Salatalıklar var ama onlar yakın çektiğim için biraz büyük görünüyorlar. Bahçe konusunda çok bilgili olmadığım için eskiden ata tohumlarının o kadar değerli olduğunu bilmiyordum. Şu an internetten sürekli ata tohumları bakıyorum. Onlardan almaya çalışıyorum, sipariş veriyorum seneye için. Bu senekiler bilmiyorum, yerli tohum diye aldıklarım da var ama ne kadar doğru bilmediğim için. Şimdiden sonra verdiğim siparişler hep bilinçli olarak ata tohumu ya da tam yerli tohum diye alıyorum. İnşallah kendi tohumlarımı da üretmeye başlayacağım. Çok heyecanlandırıyor beni şu anda bahçe işleri. Kızım, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Dikkatimi dağıtıyorsun sen benim ama. Hadi gel, gel yemek yemeye gidelim. Gel sana yemek vereyim ben. Hadi gidelim, tamam gidiyoruz. Bak kovamız da boş zaten. Bir şey dolduramadık. Bugün kısmetimiz yokmuş. Maydanozlarımız da tohum çıkaracak. Çıkalım bahçeden. Al bakalım. Yer misin patates salatası? Yani köyde patates salatası yiyen kedi yoktur herhalde. Bu da mı mutlu etmedi seni? Biz bu kediyi doyuramıyoruz. Çok yemek seçiyor. Yani benim eşimle oğlum bile bu kadar yemek seçmiyor. Sen bilirsin Duman Hanım. Evet, bence de yemelisin. Sabahtan hava çok güzeldi ama bu sene Temmuz ayı biraz daha bereketli oldu. Yağmurlar devam ediyor. Nisan ayında yağmayan yağmurlar Temmuz ayında bizi sevindiriyor. En çok da ben seviniyorum çünkü bahçeyi sulamıyorum. Bahçeyi sulamak zamanımı çok alıyor. Bahçeyi sulamadığım zamanlarda tabii başka şeylere zaman ayırıyorum. Burada çünkü hiç iş bitmiyor. Baklavayı merak edenler var. Baklava düzeldi çok şükür. İki günden beri diğerleriyle beraber merada otluyor. Perşembe günü veterinere gittik. Veteriner bize enjektörle bir sıkımlık iğne verdi. Ve kist olduğunu söyledi. Sonrasında eşim onu yapmaya çalıştı. Yarısını ancak yaptırdı. Baklava. Belki de o yarısı bile fayda etti. Düzeldi şu anda. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Videonun başında demiştim ya, köyde canın sıkılmıyor mu, ne yapıyorsun diye bana soruyorlar diye. Aslında ben kendimi bildim bileli, çocukluğumda dahil, hiçbir zaman canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Çünkü boş durmayı sevmiyorum galiba. Sürekli yapacak bir şey buluyorum kendime. Çocuklarım da öyleydi. Büyürken mesela canım sıkılıyor deseler hemen onlara da yapacak bir şey bulurdum. Mutlaka ya bir oyun oynardık,
ya boncuk dizerdik ya resim yapardık. Mutlaka bir şeyler bulurduk. Burada da öyle, Karabük'teyken de öyleydi. Benim hiçbir zaman canım sıkılmazdı. Burada tabii daha yoğunuz. Burada hem hayvanlar var, hem bahçe var. Ev işi zaten bitmiyor. Şimdi Muhammed'in de evi yapıldı. Bir de sorular geliyor. Muhammed neden ayrı eve çıktı diye. Şimdi burası bizim. Sadece iki oda var burada. Muhammed tabii diğer Karabük'teki evimizde alışkındı. Orada kendi odası vardı çocukların. Burada tabii biraz sıkıldı, bunaldı. Hem kendine ait odası olsun istiyor da. Bilgisayarını kendi evinde kullanmak istiyor. Odasında kullanmak istiyor. Bizim buradaki evimiz bir tane mutfakla beraber bir oda var. Bir de normal oturma odası var. O yüzden Muhammed'in ihtiyacı olan bir yerdi. O yüzden Muhammed'e o odayı yapmıştık. Şimdi gayet halinden memnun. İstediği zaman geliyor, yine bizimle beraber kalıyor. Yemekleri zaten hep beraber yiyoruz. Şu anda tam evin içi bitmedi. Bittiği zaman zaten yeni bir çekim yapacağız inşallah. O zaman göstereceğim size Muhammed'in evini de. Bir de şöyle bir şey var. Ben Karabük'e gidiyorum ya da başka akrabalarla, arkadaşlarla, eş dostla karşılaştığımda bana bir sürü sorular soruyorlar. Onların hepsini aklımda tutmaya çalışıyorum. Bazen not alıyorum. Bir günde yine soru cevap videosu yapacağım. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ettikleriniz ya da söylemek istedikleriniz, önerileriniz varsa yine yazıyorsunuz ara sıra yorumlarda. Ben onları da tekrar bir gözden geçirip bir yere not alacağım. Hepsini bir videoda cevaplayacağım. Belki bundan sonraki videoda olabilir o. Bakalım. Yağmur hızlanacak gibi görünüyor. Hadi gidelim mi içeriye artık? Hadi gidelim oğlum, gel. Gel hadi gidelim artık, gel. Sütlaç sevdi de Dana ne sevmiyor kediye. Sevmiyor mu oğlum sen? Geldiniz mi oğlum? Erken mi geldiniz siz? Ha? Biz sizi almaya gelecektik. Biz bahçeden çıkmadan onlar geldiler. Şimdi eşimle oğlum yemlerini hazırlayacaklar. Sonra içeri alacağız onları. Oğlum bakalım sen, gel. Annen geldi, gel. Gel. Hiç görmüyor beni ya. Annesi de onu görmüyor ki. Gel oğlum bakalım, hadi gel. Susadı gel mı acaba? Gel. Koş, gel ben de oğlum, hadi koş. Kapılar açılmayınca diğerleri evin arkasına dolandı. Biraz sonra gelirler mi? Yarım saat daha dolaşırlar. Evet, erken geldiler zaten. Evet, erken geldiler. Bahçenin dışındalar. Hem de en alta gelmişler. Gelmeme sebepleri görüyorsunuz. Böyle armut, elma. Burada olanları yemeye çalışıyorlar. Buradaki meyveleri keşfettiler ya. Evet. Artık buradan ayrılmak istemezler. Meyveleri gördüler. Evet. Evet, hepsi geldiler artık. Muhammed dışarıda mı kalacaklar bu akşam? Yok, bağlayacağım. Ne oldu tatlım? Su mu içeceksin? Bugünkü videomuz diğerlerine göre sanki biraz daha uzun oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.